Merhabalar, bu dersimizde programlamada önemli konulardan biri olan rastgele veri üretmeye bakacağız. Bunu da temel olarak String ile yapıyoruz. Bunu birçok şekilde kullanabiliriz. Ve farklı uygulamalarda şahsen kullanmak durumunda kaldım. Bir şifre oluşturma, şifre tavsiye etme ya da bir mesela YouTube videolarını düşünün. Bu YouTube videolarında her birinde sanırım 6-7 karakterli bir URL hash kodu var. Bir kod var yani orada. Milyarlarca video için farklı farklı kodlar üreten bir algoritma var arka planda. Ve bunu 6-7 karakterli bir şekilde yapabiliyor. Bu müthiş bir algoritma aslında. Bunun benzer bir şeklini yapmıştım daha önce. Farklı bir programlama dilinde. Şimdi bununla aynı olmasa da en azından bunun temel mantığını inceleyeceğiz. Bu iki videoda. Bu iki videonun ilki olacak ve basit bir şekilde yapacağız bu işlemi. Sonra da detaylandıracağız bunu. Öncelikle elime elimizde birkaç package var burada. Bunlardan Errors'u burada kullanmaya gerek yok. Bu basit bir örnek olacak. Temel tanımlamalarımızı yapıyorum. Source. Ben burada run'da kullanarak yeni bir new source oluşturacağım. Yeni bir source oluşturacağım. Ve bu bize aslında veri üretmemizi, rastgele veri üretmemizi sağlayan bir nesne haline gelecek. Rastgele veri üretme işlemleri temel mantıkta aslında mevcut zamanın bilgisini alarak, farklı farklı bilgiler alarak bunlar üzerinden random işlem yapmayı sağlayan süreçlerdir. Unix, Nano ve burası bu kadar. Basit bir kod var burada. Bir de elimde bir char set olması gerekiyor. Bu char setim ise benim aslında hangi veriyi kullanarak iş yapacağımı belirleyen bir veri seti. Bu char set aslında bizim kuralları koyduğumuz alan oluyor. Ben bu char seti daha önceden hazırladım. Şöyle göstereyim size. Mesela diyorum ki benim oluşturacağım random string içerisinde küçük harfli bir şekilde A'dan Z'ye tüm veriyi tut. Ondan sonra bunların büyük harflerini de aynı şekilde yaz. Bir de 0'dan 9'a kadar nümerik değerleri de yaz diyorum. Bu bizim temel kuralımız aslında. Bunları kullanarak random değer üreteceğiz. Peki. Şimdi işimize geçelim. Func generate password diyorum. Web sitelerinde tavsiye şifre gibi düşünebilirsiniz bunu. Onun algoritması gibi. Uzunluğu vereceğim. Diyeceğim ki mesela 10 karakterli random string oluştur bana, geri dön. Bunu yapabiliriz basit bir şekilde. String geri dönecek. İşlemimiz x. Burada bir byte dizisi oluşturmam gerekiyor ki içerisine benim oluşturduğum veriyi aktarabileyim. Ve buna da diyorum ki sen bytesın. Ve dışarıdan gelen uzunluk değeri kadar hafızada alan oluşturacaksın. Ondan sonra for i bir döngüye alıyoruz bizim x'imizi. X'in oluşturulduğu anda içerisinde mesela 10 değerini verdiysek buraya 10 elemanlı bir alan var. Hepsinin de içerisinde 0 var. Biz bu döngüyü oluşturarak o bütün alanlara kendi istediğimiz, oluşturduğumuz, ürettiğimiz veriyi yazacağız. Char şeklinde. Her adımda bir char belirlememiz gerekiyor. Bir char set içerisinden bir char seçip onu aktarmamız gerekiyor. Bunu da randomlığı sağlayacak yukarıdaki source neslimiz üzerinden yapacağız. Int 63 diyorum ve burada küçük bir algoritmamız var. Ve rastgeleliği sağlayan algoritma aslında bu. Bu bizim char setimiz içerisinde rastgele değer
seçmemizi sağlıyor. İşte bunun uzunluğu kadar ve farklı farklı işlemler yapıyoruz burada. Return string x. Buradaki işimiz bitti. Şimdi bunu kullanabiliriz. Str ve ya da şöyle password. Bizim generate password function'ı çağırıyoruz ve 15 karakterli şifre üret bana geri dön diyorum. Password. Hemen çalıştırıyorum bunu. Bakın küçük harfle başlıyor bu. Bu random olduğu için sürekli değişecek tabii ki. Bu rastgele yine küçük harfle başladı. Bu sefer iki tane küçük harf mesela. Burada da iki küçük harf. Burada bir tane küçük harf var. Sonra büyük harf. Bir de rakam var. Tamamen random bir şekilde bunu üretmiş olduk. Bu bizim ilk örneğimizdi. Bir sonraki örnekte daha detaylı ve biraz da geliştirerek bu örneği yapacağız.